bölgede hayvancılık önemli bir yer tutuyor. Bingöl'ü Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne doğru yol alıyoruz. Ve birlik başkanı Sayın Doğan Koç'tan hayvancılığın konumunu öğreniyoruz. Bingöl'de et neden bu kadar önem kazanıyor? Nedir buranın coğrafi konumu ki bu kadar ön planda? Şimdi bölgemizde ciddi bir mera var. Mera'dan dolayı da meşe var. Bizim Bingöl eti çok meşhur ve aynı zamanda ben kavurmacıyım. Çok güzel. Hem birlik başkanıyım, aynı zamanda kavurmacıyım. Soğuk çeşme kavurmayla Türkiye'nin her yerinden kavurma gönderiyoruz. Bingöl etini Türkiye'ye tanıtıyoruz. Ne zaman kuruldu bu kavurma? 2008'den beri kuruldu. Yani etiyle Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Yani Bingöl'ü soğuk çeşme kavurmayla, Bingöl'ü etiyle Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Neler var? Mesela büyükbaş hayvancılığın burada yayılmasındaki en büyük sebep ne? Bu şekilde gelişmesi. Şimdi bizim Bingöl'de hayvancılık olmazsa olmazlarındandır. %55'i hayvancılık yapan ilimizde hayvancılık yapıyor vatandaşımız. Ama zor şartlarımız var. Evet. Meramız var. Tarım alanımız az. Coğrafyamızda süt satılmıyor. Süt satılmadığı için hayvancılık biraz geriledi. Yani doğruya doğru. Ama Sütaş'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın son Bursa'da konuşmasıyla birlikte Sütaş'ın buraya yatırım kararı aldı. Ve Bingöl'e tek değil, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve bu bölgenin ciddi bir şekilde hayvancılığa döneceğine inanıyoruz. Birliğiniz ne zaman kuruldu? Siz ne zamandan beri görevdesiniz? Biraz birliğinizi anlatalım. Ben 2004 yılında Çobantaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ilk Bingöl'de STK olarak kurduk. Süt işine girdik. 2007'de Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'ni 7 tane arkadaşla yönetim kurulu olarak, kurucusu olarak yönetim kurulu başkanı seçildim. 2007'den beri Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği başkanlığını yapıyorum. Süt topluyoruz, süt satıyoruz. Vatandaşlarımızın devletten gelen desteklerini anında bildiriyoruz. Ahır olsun, ahıl olsun ciddi çalışmalarımız var. 7 tane personelimiz var. Bir süt toplama tankerimiz var. 4-5 tane de süt toplama pick-up'ımız var. Toplam daha 17 tane çalışanımız var. Üye sayınız? 1200 üyemiz vardı. Sayın Faruk Çelik'in Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı'nın son birlikler tömet altında kalmasın. Üyelere biz para yatıralım da üyeler aidatını ödesin diye. Ondan sonra üyelerimiz düştü. Beşte düştü. Sütte biz ticaret yapmıyoruz. Sadece vatandaşın sütü yerde kalmasın. Her yıl 30-40 bine zarar ediyoruz. Yani bir STK vatandaşın bir sivil toplum örgütü yoksa onun hakkını savunacak hiçbir insan olmaz. Hı hı. Kendi başına hiç kimse bir yere varmadığını söyleyebilirim. Son olarak ne söyleyelim tüm dünyaya buradan, yurt içinde, yurt dışındaki vatandaşlarımız? Ben şunu söyleyebiliyorum, Doğu Anadolu'nun en güzel meşesi Bingöl'de. Hı hı. Ve Bingöl'ün etini Türkiye'ye zaten tanıtıyoruz, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve ülkemizin hayvancılık konusunda da inşallah ithal etten kurtulacağımızı çok donanımlı üretim anlayışıyla hayvancılığımızın gelişmesini sağlayacak politikalarla güzel bir hayvancılık politikasıyla ülkemizin ihraç eden bir konuma getireceğini temenni ediyorum. İnşallah. Bingöl'den mutlaka bir kavurma siparişi verin efendim. Değil mi? Tabii, kavurmamızı nasıl sipariş edecekler? Sevgili seyircilerimiz merak ediyor. Türkiye'nin her yerine paketlenmiş kavurmayı kargoyla gönderebiliyoruz. Evet. Adreslerimiz şu anda da ekranda da geçiyor. Telefon numaralarından da ulaşabiliyorsunuz. Evet. Evet. Bizim Soğuk Çeşme Kavurma, Doğan Dinlenme Tesisi olarak Türkiye'nin her yere gönderiyoruz. 7 yıldan beri gönderiyoruz. Devamlı göndermeye devam edeceğiz. Çok güzel.